dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Teyzemle bile görüşmesine izin vermiyordu. Teyzem bize gelemiyordu. Numaralarımızı siliyordu. Görüşmesin sizinle. Evet. Yani, yani annen eve mi kapanmıştı bir nevi? Evet. Sonra peki bu cinayete yol açan sebep ne? Boşanmak istiyordu benim e, annemin. Boşanmak da demeyelim aslında resmi nikahlı evli değiller. Beraber yaşıyorlar. Evet. Şöyle annen diyelim. ayrılmak istiyor. Evet. Annem ayrılmak istiyor, amcası gidiyor diyor ki hani sen çok eziyet ediyorsun, yeter bırak bu kadını, rahat bırak. Hani hiçbir e, etkin yok, hiçbir katkın yok eve, sürekli huzurlarını bozuyorsun, boşanacaksın. O da dedi ki bana iki gün mühlet verir misin? Ondan sonra da bu olay geldi başımıza. Kim dedi iki gün mühlet verir misin? Adamın kendisi, şahıs. Yani iki gün bana mühlet verin, ben size cevabımı vereceğim dedim. Annemin amcasına. Cevabı da anneni öldürmek oldu evet. yani. Allah kahretsin. Sonra o yakalanıyor. Evet. <laughs> Cezaevine giriyor. O evet. sırada siz orada mısınız? Galiba Yok. Muhammed orada. Muhammed orada. Ben okuyorum. Kardeşim de İzmir'de çalışıyordu. Aziz ya çil yavrusu gibi dağıldınız evet. böyle. Sonra siz orada yokken çocuğa kimse bakmamış mı sizin? Aileden kimse almamış mı? Eccinden, eccinden. Olay günü şöyle e, sabah erkenden kız okula gidiyor ya da evde bilmiyoruz tam kesin değil bunu biri alıyor oradan okuldan ya da evden eve geliyorlar mesela eşyalarını topluyorlar elbiseleri yok evde mesela montu yok hiçbir şey yok ayakkabısı yok onunla beraber götürüyorlar ve gelen kişi annemin orada e, yaralı acı çektiğini biliyor. Ben ondan da şikayetçiyim. Bunu savcıya söyledim. Elimizde kanıt yok. Tamam aramalar falan var ama hani kanıt yok diyor. Hani o kişiyi de içeri attırmak istiyor. Nasıl yani? Istiyorum. Anlamadım ben. Yani bu ölüm haberi çıktıktan sonra gelmiyorlar. Hayır. Annem yaralandıktan sonra birini... Anneni birini... yaralamış mı yani bu adam? Yaralı mı bırakmıştı? Evet yaralı. Sabah 7'den beri ikiye kadar sürmüş. İşkenceli olarak. E, aynen baş... Konuşmuş insanlarla konuşmuş Birini eve çağırıyor kızın eşyalarıyla Beraber gönderiyor o kişi de, Kimse bilmiyoruz Hani o kişiden de şikayetçiyim ve e... ha, Anneni vuruyor başında beklerken Birini de çağırıyor gel çocuğu buradan al Evet aynen Aha. Yani zamanında müdahale edilseydi Belki de anneniz şu anda Yaşıyor olacaktı evet. Ve şöyle bir konuşma da geçmiş Müge Hanım. Ee, yani kız kardeşini arıyor. Diyor ki işte böyle 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 biz onun konuşmalarını duyamıyoruz ama orada e, tanıdık bir kadın var. Bize diyor ki o kadın ona demiş ki bekle ölsün sonra e, sonra kendini de sakın öldürme. Adam ki herhalde kendini de öldürecekmiş. Yoksa sen işini bitirmezsen bu kadın seni içeri attıracak. Kızını da bir daha göremezsin demiş. Bu onun kız kardeşi ben bunu da söyledim avukatlara savcılara o da o da onlar da diyor ki hiçbir şey yapamayız. O kadın da ifade vermiyor. Biraz korkuyor. Kocası ölmüş, yetimleri var. Hani ben ikna edemedim e, onun ifade vermesine. Avukat dedi ikna edebilirseniz Hani gelsin teyzem de ikna edemedi. Biz çok yalvardık. O kadın çok korkuyor. Hani o o, o kadın şu an dışarıda ve hani hayatını sürebiliyor normal bir şekilde ama benim annem Kara toprakta yani. Benim bu çok zoruma gidiyor. Bulalım o teyzeyi de konuşsun. Ben çok yalvardım o kadına yani. Ne teyzenin Baş... adı? Benim teyzemin adı mı? Yok işte onu duyan. Benim teyzem onunla konuştu. Yani o kadın duyuyor o evet. adamın, katilin konuştuğunu. Evet, kız kardeşiyle konuştuğunu. Evet gerçek resmi adını bilmiyorum ama hani halk arasında şemme diyorlar ona. Şemme. Evet. Hani o kadın yanında başka görgü tanığı varsa ya da bağlanabilirlerse. Hı. Çünkü toplu bir ortamdalarmış bu konuşma geçince. Harun Aslan'a mı ulaştınız? Ecrin'in yanında olduğu söylenen Fatma Aslan'ın oğlu. Yani şu da de gelmekten sonra siz bunu öğrendiniz. Bir dakika dur hayatım, onu söyleyeceğim. Siz bunu öğrendiniz, geldiniz, baktınız kardeşiniz yok. Sonra kim söyledi size resmin nikahlı karısının yanında diye? Yani bu Mehmet'in? Ee, görüşe götürmüş kadın kendisiyle beraber adamın görüşünü e, orada görüştürmüş, sonra geri dönmüşler. Biz öyle öğrendik kız onu. Sonra yanında. aradın sen onları? Evet. Kimle, kiminle konuştu? Ben Harun Aslan'la da konuştum, amcasıyla da konuştum. Amcası yanımda diğer oğlu, oğluyla da konuştu, Harun'dan büyük olan oğlu. İşte o bana dedi, görüştüremeyiz seni, babamızın izni olmadan sesini duyamazsın tarzı konuştu. Yani ikisi de hepsi yerini biliyor, avukatları da biliyor. Avuk avukatları dedi ki, söylemeyin, adresi bilmezlerse hiçbir şey yapamazlar. Bunu söyleyen bir avukat yani. Niye senin yanında kalsın istiyorsun? Ya çünkü biz büyüttük. Hiçbir farkı yok benim gözümde. Herkes bunu soruyor. Ama gerçekten ben onu çok seviyorum. O bana çok düşkün. Ben üniversiteye gittiğimde ağlıyordu. Abla gitme, gitme. Ablam gidiyor diye. Hani çok seviyoruz onu. Çok özlüyoruz. Bize çok düşkündü. Yani onlar bir kere bile kızı görmemiş bu kadar sahip çıkmalarını ben anlayamıyorum, algılayamıyorum. Ve onun Harun Aslan'ın o kadar üvey kardeşini seviyorsa bir, bir, birkaç tane daha üvey kardeşi var. Viranşehir'de sokakta yatıyor o çocuklar. Neden benim kardeşime bu kadar sahip çıkıyor? Başka çocuklar da var. Evet. Kaç yaşındaymış ki bu Mehmet Aslan ya? Çocukları yapı yapı gezmiş böyle? Evet aynı. Evet Harun aslan arkadaşlarımız ulaşmış demiş ki ben onları sildim. Annemden de, ecrinden de haberim yok. Çok uzun zamandır onlarla görüşmüyorum. Yani ailesini silmiş. E tamam, ailenizi silmiş olabilirsiniz de nerede yaşadıklarını, çocuğu nerede tutulduklarını duyuyorsunuzdur, biliyorsunuzdur Harun Bey. Evet. Madem ve... siz bile konuşmuyorsunuz, o zaman Merve, kız kardeşinin onların yanında kalmak istememe, de, istememek de çok haklı. Yani siz eğer kendi annenizle görüşmüyorsanız, Merve'nin de Kız kardeşi sizin görüşmek istemediğiniz anneniz tarafından bakılıyorsa, e ee, o zaman o çocukta kalmasın onun yanında. O zaman niye karısı o zaman karara itiraz ediyor? Ejinin velayet kararına itiraz etmiş itirazı reddedildi. Ben bakayım diyor illaki resmi nikahlı karısı. Hayır e, Harun'un karısı. Harun'un karısı. Evet. Ve Harun'un karısına ne? Harun gel, Harun'un karısı gelin. Öyle değil mi? Anlayamıyorum yani algılayamıyorum. Abi Amaçları ya. ne bilmiyorum yani. Abi ama sen de bu yaşta ne kadar büyük bir yük sırtlanmışsın. Kardeşin, diğer kardeşin, o da şimdi çocuk çalışır, o da çalışmakta şey yok ama birinin de Muhammed'in yanında durması lazım. Ninem bizde kalıyor genç, genç yani. yani. Hani ben de yetişiyorum çok şükür. Hani erken çıkıyorum. Zaten bir gün işe gidiyorum, iki gün gitmiyorum. Yani yetişiyoruz çok şükür, yetebiliyoruz kendimize. Merve Hanım siz velayetin size verilmesi için aile mahkemesine başvuruda bulundunuz mu? Bulundum tabii ben avukatı yalvardım. Dedim hani daha çabuk nasıl alabiliriz? Ben ondan önce dilekçe ne, yazdım. aile mahkemesi ret mi etti? Hayır, hayır canım tabii. velayet Merve'de zaten. Ben... Ram Bey velayet Merve'de. Çocuk kaçırdıkları için arıyoruz. Hayır hayır. Yani Merve bir kardeş abla olarak Aha. o kadının yanında kalmaktansa ablanın yanında kalmasını uygun bulur mahkemeler. Bulmuş zaten, vermiş. Ha? Velayet Merve'de zaten. Verilmiş ama çocuk yok meydanda. Ha, Evet. Yani biz o yüzden çocuğu. Şu anda arıyoruz. o çocuğu evet. emniyet güçleri vesaire falan adres bulamıyorlar. Evet, aynen. Ya Allah. biz çocuğun adresini öğreneceğiz. Emniyet güçlerine de haber vereceğiz. Gidecek, alacak, Merve'ye teslim edecek. Ama yani hukuken Merve'de. Ya. Harun Nasıl? bilmiyorum diyor ya kız bir ay onun yanında kalmış kendisi birine teslim etmiş kime teslim etmiş bunu da söylememiş emniyete Hani birine vermiş olması lazım kıza kime verdi emniyette gidip onu sorgulayacak resmen saklıyorlar yani Peki ya çocuğu birine evlatlık verme ihtimalleri var mı? İnanın bilmiyorum gerçekten bilmiyorum yani şu an e, tutulmasının tek nedeni diyorlar ki babamız öyle istiyor. O yüzden bakıyoruz. E bu babanın da kaç tane çocuğu var gitsin onlara baksana, yani buna mı kalmış? Ben de bunu anlamıyorum yani dediğin gibi sokakta yatına bakmazlar bir tanesi kıymetli olur yani didişmek için. E baba o çocuğun yüzüne nasıl bakacak sonra baba annesinin katili olarak o çocuk büyüdüğünde ne diyecek o çocuğa? Nasıl bir e, e, açıklamada Ne diyecek çocuğum senin nasıl ha, diye bunu mu anlatacak? Onu mu, yani? mu anlatacak yani o çocuğa yakın olmaya çalışıyor? Zaten kendi çocukları kıymetli olan adamın gidip başka kadından çocuk yapması beklenmez. Kendi çocuğun kıymetliyse durursun kendi çocuklarının başına ona babalık yaparsın. Evet. Öyle zaten ben başka kadınlarla gezip sonra da çocuklarım çocuklarım diyen adamlara hakikaten hiç inanmıyorum. Hiç saygı da duymuyorum. Hiç dediklerini de zaten kale almıyorum. Sen çocuklarına geçirmen gereken vakti gidip başka kadınlarla harca sonra... Vay çocuğum, çocuğum, çocuğum. Zaten çocuk evdeydi kadınla beraber. Sen işinden çıkıp evine gelseydin... ...sen o çocukla vakit geçirecektin. Sen o çocukla geçireceğin vakti... ...ne bileyim akşam sekizde eve gelip... ...yemek yiyeceğin vakti git başka kadınla git geçir. Sonra da... ...çocuğum, çocuğum, çocuğumu çok seviyorum. E valla... ...beni inandıramazsın. Kendi kendine de kimse böyle... ...inandırmaya çalışması... Sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronun öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sünirden cezaevine gönderildi. <laughs>